Bacakta lipödem var. İki lenfödem var. Bunlar ne? Şimdi şu sizin bacağınız olsun. Tamam mı? Sağ bacağınız olsun. Şurası kasık, şurası diz, şunlar parmaklar, şu da içerideki topuk. Benim gibi ayakta duruyorsun, sağ bacağınıza içeriden bakıyoruz. Şimdi önce lipödemi anlatıyorum. Şimdi lipödemi anlatırken bu sizin deriniz. Bu derinin yüzeyi. Buradan kıllar çıkıyor. Bu derinin yüzeyi. Dikkat ederseniz derinin hemen altında kılcal damarlar var. Ve bu kılcal damarların çıktığı yerleri görüyorsunuz. Ve hemen yanlarında yağ hücreleri var. Tamam. Şimdi bunu öğrendikten sonra diyelim sizin bacaktaki bu kılcal damarları çizmeye. Şimdi sizin şöyle kılcal damarlarınız var deri altında. Bütün deriyi tamamen geziyorlar. Siz gün içerisinde, eskiden de gün içinde yemek yiyorsunuz. Belli bir kalori aldınız. Ve gün içerisinde bir enerji harcıyorsunuz. Eğer harcadığınız enerji azsa vücut çok tutumludur. Kaloriyi hiç dışarı atmaz. Keşke atsa. Atmıyor. Ne diyor? Bunu ben depolayayım. Bana 2-3 gün sonra lazım olabilir. Belki yarın yemek yemeyecek. Belki kıtlık çıkacak. O nedenle o damarlara, şu damarlara, demin size gösterdiğim o kılcal damarlara emir veriyor ve diyor ki arkadaş ben sana kalori göndereceğim. Sen de bunları yanındaki yağ hücrelerine depola. Gönderdi ve depoladı. Şurada depoladık. Bunlar yağ hücreleri, yağlar. Tamam. Genelde bu yağlar ayak bileğine kadar depolanır, şuraya kadar. Ayağın üzerinde depolanmaz. Peki, sonra siz dediniz ki arkadaş ben artık diyet yapacağım. Çok egzersiz yapacağım. Ve haklı olarak şunu düşünüyoruz. Bu sistem geriye işlesin. Aslında geriye işliyor bu sistem. Ve aynı beyin diyor ki kalori azaldık arkadaş. Sen şu depolarından o damarlara sinyal gönderiyor. O biriktirdiğin yağları kalori olarak bize gönder. O da gönderiyor. Ve gönderince sizin yağlar azalıyor. Normal şey bu. Vücut böyle. Yani az yemek yediğin zaman, çok egzersiz yaptığın zaman bütün vücutta aslında orantılı bir şekilde yağlar gider. Ama bazı dönemlerde şuradaki damarların çalışması hale gelir. Bu tabii beslenmeyle ilgili, yaşam şartlarıyla ilgili, stresle ilgili, hava kirliliğiyle ilgili ne ararsan var. Şu damarların, depolayan damarlar var ya, depolayan kılcal damarların artık çalışması hale geldiği zaman ne yapıyor? O zaman siz diyet yapsanız da, çok egzersiz yapsanız da onlar artık o biriktirdikleri yağları görmüyorlar. Radarlar bozuluyor. Çalışanlar görüyor, emiyor. Diğeri bırakıyor, diğeri emiyor, diğeri bırakıyor, diğeri emiyor. Bacağınıza baktığımız zaman böyle ondülan, böyle portakal kabuğu gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Daha bitmedi. Peki ne oluyor başka? Bir de buraya bastırdığın zaman veya elinle arasında sıktığın zaman acıyor. Normalde et acımaz, yağ hiç acımaz. Yani normalde acımaması lazım. Normalde şişko birinin göbeğine dokunun, bacağına dokunun, damarları sağlamsa acımaz. Ama bu acıyor. İşte bu acımasının nedeni bozuk olan damarın baskısında. Yağdan değil, damar acıyor. Çünkü etrafında sinir uçları var. İşte bu tabloya ağrılı yağlanma veya lipoödem denir. Bu lipoödem de bir tedavi şekillerinden birisi ameliyat yapılıyor herkesin yaptığı. Liposakşın yapılıyor. Liposakşın nedir? Biz şurada yağ birikimi olsun. Biz buraya boruyla giriyoruz. İçerisini emiyoruz. Yağları aldık. İlk başta güzel görünüyor. Peki sorun ne? Kardeşim senin buradaki zaten damarların bozuk. Burada tekrar kargacık burgacık tekrar oluşumlar olur. Bu aslında yağlanma sendromu ama yağla da çok ilgisi yok. Kılcal damarla ilgisi var. Yağlanmayla ilgisi olmadığını niye söyleyebilirim? Mankenleri söyleyebilirim. Mankenlerde de selülit oluyor. Selülit de bunun birkaç basamak daha iyisi. Orada da aslında çok fazla kiloları yok. Hiç yemek yemeyenler var. Ama portakal kabuğu görüntüleri oluyor. Neden? O bölgelerdeki kılcal, bu depo yapan damarların bozukluğu. Bozuk olduğu için yanındaki o azıcık yağ bazıları alıyor, bazıları almıyor kılcal damarları. Öyle bir görüntü oluyor.
Şimdi bu lipodemde tedavi yapacağız. Ne tedavisi yapacağız? Bunlardan birincisi, bizim amacımız şu kılcal damarları hareketlendirmek. Tekrar radarlarını açmak. O nedenle biz damarları bir kere uyandırmamız lazım. Bu yüzden bir damar diyetine başlıyoruz en başta. Bir aylık bir diyetimiz var. Bu diyetimizde biz süt ve hayvansal ürünleri bir ay keseceğiz. Burada nedir? Peynir, süt, evde yapılmış yoğurt olabilir. Biraz da protein alman lazım. Kırmızı et ve tavuk etini kesiyoruz. Balık eti yiyebilirsin. Bir ay. Balık yiyen ya. Evet, bir ay. Ondan sonra günde en az 10 bardak su içeceksin. En az diyorum. 2. 10 bardak su. Bu hiç içmeyenler için. Tamam mı? 3. Ben senin tedavide yağlarını almayacağım. Ben senin tedavide yağların görünür hale getireceğim. Yağları kim alacak? Sen. Nasıl alacaksın? Günde en az 40 dakika yürüyüş. Tempolu. Öyle vitrine bakar gibi elin cebinde değil. Spor ayakkabını giymişsin, eşofmanını giymişsin, bir park olur. Veya bir makine olur, hiç fark etmez. Tempolu yürüyeceksin her gün 40 dakika. Genelde aynı saatlerde yürü ki vücut biyoritmini hazırlasın. Buraya başladığın zaman bu sisteme sen yavaş yavaş bacaklarındaki sıkılaşmayı göreceksin. Ne zaman? Tedaviden sonra. Ne zaman tedavi? Tedaviye hemen başlıyoruz, buna da hemen başlıyoruz. Tedavide ne yapacağız biz? Şuradaki damarları ben bir hareketlendirmem lazım. Ne yapacağım? Bir mikroplast tedavisi yapacağım. Yani buraya biz bir çok mikron düzeyde elektrik vereceğiz kaslara. Buralar bir hareketlenecek. 2. Ne yapacağım? Vakum yapacağım. Niye? Kapalı olan damarlarını vakumla açacağız. 3. Biyorezonans yapacağız. Nedir bu biyorezonans? Buradaki elektrik sistemini, damarları kapatan elektrik sistemini düzelteceğiz. 4. Oksiplazma yapacağız. Nedir bu? Onarıcı enzimlerini kandan alacağız, oksijenle konsantre edeceğiz. Buraları iğneyle vuracağız. Bu damarlarını hareketlendirecek. Bu tedavi yaklaşık 1,5 saat sürer. Ve ne kadar yapacağımızı ilk seanstan sonra karar vereceğiz, kaç seans yapacağımızı. Ben size soracağım, bacağını nasıl hissediyorsun? Sen içeride hafiflemeden bahsedeceksin, ben de objektif ölçülerime bakacağım. Ondan sonra ikinci seansa geçeceğiz. Bir paket program yok, yani 20 seanstır, 18 seanstır yok. Her kişinin bacağı kendine özeldir. Hatta iki bacak bile birbirine aynı değil. Sorunuz var mı? Sorun şu, diyeti yapıp bitirdikten sonra regülerini mi yapacaksın? Buna başlıyoruz, sen bu arada bunları yapıyorsun zaten. Tamam mı? Hepsi aynı anda. Efendim? Ben gideceğim cumartesi, nasıl olacak? Ona bir şey demiyorum. Anlamadım. Ben tedavim böyle diyorum. Ha, tamam. Sen kendini nasıl ayarlarsan diyorum. Tamam.